Canım, hazır mısın? Birazdan gelir ozanlar. Saçımı bir türlü toplayamıyorum. Elim ayağım titriyor. Heyecandandır. Ver bakayım tarağını, ben toplarım. Otur şöyle. Ne yapalım biliyor musun? Saçını şöyle örelim. Yüzünün güzelliği ortaya çıksın. Sen küçükken de böyle toplardım senin saçlarını. Ama sen hiç istemezdin toplatmayı. Hep açık dursun isterdin. Arkamı bin ölerdim, hop çıkmış o toka. Ne yapayım? Sana benzemeye çalışırdım. Uzundu o zaman saçların. Hep açık bırakırdın. O kadar güzel olurdun ki. Peri kızı gibi. Ama sen hala çok güzelsin. Ağlatacaksın beni. Benim canım kızım büyümüş de yuvadan uçuyormuş. Ha? Anne, ben seni çok özleyeceğim. Belki aynı şehirde olacağız ama ben evimizi de çok özleyeceğim. Hep bunu düşünüyorum. Ama gözüm arkada kalmayacak. Çünkü Ozan seni seviyor. Ona güveniyorum artık. Ben biliyorum. O seni kimsenin üzmesine izin vermez. Bundan sonra ne Berçin, ne Sibel Hanım, ne de Jülide Hanım seni asla üzemezler, hor göremezler. Varsın birazcık özleyelim birbirimizi. Siz mutlu olun, birbirinizi sevin yeter. Sen muhteşem bir kadınsın. Sen harika bir annesin. Sen de harika bir evlatsın. Annem. Tarık amca, boşuna geldik. Annem gelmek istemiyor. İkna olacağını sanmıyorum. Tekrar konuşalım. Sakince. Alttan alarak. Belki sana hak verir. Belki mutlu gününde oğlunun yanında olması gerektiğini anlar. Peki. Ben seni bekliyorum. Ne oluyor Tarık? Aslı'mı isterken Ozan'ın yanında olmak istedim Jülide. Selim de böyle isterdi. Senin de bugün de oğlunun yanında olmanı istiyorum. Yapma Tarık. Böyle bir şey isteme benden. O kız oğlum için çok tehlikeli. Biliyorsun onun yüzünden ölümden döndü. Tarık, sen bu işe engel olacağına çanak mı tutuyorsun? Ben doğru olanı yapıyorum Mümtaz. Birbirini seven gençlerin karşısında değil, yanlarında olmayı tercih ediyorum. Annesinin de oğlunun bu güzel gününü kaçıracağını düşünmüyorum. Hadi Jülide. Tarık lütfen. Bak lütfen konuş Ozan'la vazgeçsin. Olmaz bu iş. Anne, ben Aslı'mı seviyorum. Ölüm döşeğinde yatarken de seviyordum. Uyandığımda, gözümü açtığımda, aldığım her nefeste de Aslı'mı sevdim. Siz ne söylerseniz söyleyin, kararımı değiştirmeyeceğim. Yürü Tarık amca. Gidelim. Ozan. Babası yanında olamadı. Bu güzel günü görmek isterdi. Şimdi sen de onu yalnız bırakıyorsun, öyle mi? Hata yapıyorsun Jülide. Çok büyük hata yapıyorsun. İşte. Teşekkür ederim. Aslım, Hediye, koşun koşun geldiler. Ay, anne. Olmuş muyum? Güzel oldun mu anne? Çok güzel oldum. Bir tanem harikasın. Bağırma Nurhan, bağırma. Kapıdalar, duyacaklar. Ay tamam Yaşar. Hadi. Hediye,
Yaşar, terlikler falan. Hazır, hazır, burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaşar amca. Merhabalar. Mümtaz Bey ile Jülde Hanım yok mu? Mümtaz yerine Tarık amcam geldi. Kendisi babam sayılır. Jülide de biraz rahatsızlanmış gibiydi. Neyi var, geçmiş olsun? Biraz ateşlenmiş. Özürlerini iletti. Buyurun buyurun, ayakta kalmayın, içeri geçin. Buyurun, salona geçin. Al hayatım, biraz su iç. Sakinleş. Ben bunu hak edecek ne yaptım Mümtaz? Onca sevgimin, emeğimin karşılığı bu muydu? Tanısan severdin diyor. Kızı da annesini de tanıdığım güne lanet olsun. Tamam hayatım, tamam. Kendini bu kadar harap etme. Sen oraya gitmeyerek en doğrusunu yaptın. Yok Mümtaz. Buna izin veremem. O sözün kesilmesine izin veremem. Oğlumun göz göre göre ellerimden kayıp gitmesine izin veremem. İşi var herhalde, açmıyor. Eylül gelecekti de bir onu aradık. Neyse, herhalde biraz sonra gelir. Ozan, sağlığın nasıl evladım? Ha, ben Aslı'mı uyardım. Çocuğun böbrekleri rahatsız dedim. Sakın kahvenin içine tuzu basıp da öyle çocuğa zorla içme dedim. İyi yapmışsınız Yaşar amca. İyiyim, toparlanmaya çalışıyorum. Tarık Bey, siz de iyi misiniz? Vallahi ben biraz heyecanlıyım Hediye Hanım. Daha önce hiç kız istemediğim için lafa ne zaman gerilir kestiremiyorum. Siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun. Yabancımız Tarık Bey. Ben kahveleri yapayım o zaman. Hadi yap kızım. Eylül geldi. Ben bakarım. Daha nasılsınız? İyiyiz. Jülide Hanım?